Evli misin? Hem de hiç olmadığım kadar. Peki annen çok kızacak. Süreyya. Bu bizim hayatımız. Bizim kararımız. Ben ömrümün sonuna kadar seninle nefes almak istiyorum. Eğer sen de istiyorsan... Çok saçma. Tamam, her şey tamam. Bir şey hariç. Ne? Hep senin ailen, hep senin ailen. Bakalım benim ailem seni isteyecek mi? Annemle babam birbirlerine hep aşkla bakardı. Onları çok kıskanırdım. Büyünce babamla evleneceğimi düşündüğüm için... bazen... onları beraber bile yatırmazdım. Ağlardım sabaha kadar. Dizine oturturdu babam beni, tane tane anlatırdı. İleride derdi biriyle tanışacaksın. Senin kalbine huzur verecek. Neşe verecek derdi. Nereden bileceğim onun olduğunu diye sorduğumda gülerdi. Elini tuttuğunda, ona baktığında anlayacaksın derdi. Aklın kalmasın baba. Ben onu buldum baba. Evet, bir de böyle bir şeyimiz var. Şu an hemen karar vermem şart mı? Yani böyle sade bir alyans olsa. Hı? Aram Usta, daha önce bir kadından böyle bir şey duydun mu sen? Hiç duymadım. Buraya gelen hanımefendiler genelde en göz alıcı olanı seçmeye çalışırlar. Yani birine karar verseler bile gözü hep ötekilerde kalır. Sen en iyisi hanım kızımıza biraz zaman ver Faruk. Bir düşünsün sonra kararını verir. Biraz ani oldu ya onda. Peki öyleyse. Bize müsaade. Aa, ne demek müsaade sizin? Çok teşekkür ederiz. Çok memnun oldum. Ben de öyle hanım kızım. Sağ ol. Aram Usta, çok teşekkür ederim. Her şey için sağ ol. Tekrar görüşürüz. Rica ederim Farukcuğum, görüşürüz. Affedersiniz, bu yüzüğe bakabilir miyim? Tabii ki. Çok güzel değil mi? Çok güzel, bu gerçekten çok güzel. Tamam, bunu alalım.
Yok, o satılık değil. Ama bir hikayesi var. İlginizi çekerse anlatabilirim. Ben dinlerim. O zaman birer de acı kahve içeriz ha? Bunlar bir paşadan kalma. Bu paşanın yüzü, bu da karısının yüzü. Paşa sevdalandığı kadın için yaptırmış bu yüzüğü. Sonra tam nikahlanacakları gün yüzüğün sırrını fısıldamış kadına. Bu dünyada demiş, senden başkası yalan. Sonra ben ölürsem senden önce peşimden gelir misin diye sormuş. Kadın hiç tereddütsüz, tabii ki demiş. O zaman ben öldükten sonra yüzüğü parmağına iyice bastır. Taşın dibinde zehir var. Taş yüzük parmağını delecek, zehir de kanına karışacak. Böylece ebediyen bir arada olacağız. Bir süre sonra paşa savaşa gitmiş. Ve maalesef dönmemiş. Ama gel gör ki zehir hala taşın dibinde durmakta. Yani paşa ölmüş, kadın arkasından gitmemiş mi? Gitmemiş. Onların sevdası gerçek değilmiş demek ki. Yani kadınınki değilmiş. Bu yüzüğü takacak kadın da erkek de hem bu dünyada hem ahirette birbirlerinden ayrılmamayı düşünecek kadar sevdalı olmalılar birbirlerine. Malum bu devirde böyle birini bulmak da zor artık. Ben takarım. Tamam o zaman. Yok, bu yüzük size olmaz. Esma Hanım'a bir yüzük yaptırmıştın, hatırlıyor musun Faruk? Hı hı. Ben ona böyle şifalı bir taş koymuştum, ömrü uzun olsun diye. Bu yüzüklerle o yüzük aynı çatı altında olmaz. Şifa ile ölüm yan yana durmaz. Yok, ben size aynı şey düşünmüyorum. Annem derdi ki bazı zehirler şifa gibidir. Ben size bir başka yüzük yapsam ha? İkisini de alıyoruz. Ne diyebilirim ki? Tamam, yüzükler sizindir. Seni bu akşam bir yere yemeğe götüreyim mi? Asıl ben seni İstanbul'un en güzel yerine götüreyim mi? Seni çocukluğumun geçtiği yere götüreyim mi? Tamam. Aşka gülen taze süt dalısın, gözleri aşka gülen taze süt dalısın. Gel bana her gece sen, gönlüme dalmalısın. Gel bana her gece sen, gönlüme dalmalısın. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Sensiz elem bana yar, doğ benim ömrüme doğ da güneş gibi. Aşkımı tazele gel, aşkımı tazele gel. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır,
gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Abi sen neredesin ya? Ne oldu oğlum? Alo der demez. Neredesin diye soruyorsun. Abi nasıl sorayım? Dünyanın olayı oldu. Sen yoksun. İyi misin? Bak annen falan da merak ediyor. İyiyim iyiyim. Osman evleniyorum oğlum. Alo Osman. Buradayım abi. Ha duymadın mı beni? Evleniyorum dedim. Duydum abi. Tebrikler. Yıldırım nikahıyla. Annem biliyor mu? Yok yok annem bilmiyor. Sen söyleme ona ben söylerim bir şekilde. Benden ne istiyorsun peki? Ne isteyeceğim oğlum? Burada olmanı istiyorum. Yanımda olacaksın. Abi benden bunu istemesen. Geçmiş olsun. İstedin bile. Sen de yapacaksın. Osman Aga sıkma canımı. Yarın hemen deniz uçağına biniyorsun. Bursa'dan geliyorsun ve beni arıyorsun. Tamam mı? Alo Dilara. Bak sana acayip bir haberim hadi var. Hadi görüşürüz. Sürpriz. Çabuk. Bana bak hangi yer oldu bu? Nerede kıyılacak nikahınız? Kafamda deli sorular var. Cevaplayayım ben. Ya kızım dur bir sakin ol. Bir dakika. O değil de ben yarın ne giyeceğim? Ay çok güzel Süreyya. Yani yarın bir de nikahım var diyorsun ve hala ne giyeceğini bilmiyor musun? Tam senlik bir hareket yani. Bravo valla. Ya aslında annemin bir gelinliği vardı ya. Onu giymek istiyorum ama ters eve varsam yetiştiremez diye düşünüyorum değil mi? Ya tamam zaten sabah erkenden bakacağım ben. Sende beyaz bir elbisen falan varsa getir. Kızdaki rahatlığa bak. Ya tamam bakarım. Bana bak erkenden buluşuyoruz yarın tamam mı? Jobs nerede? Burada. Tam karşında. Ya kapasana kızın telefonu Allah Allah. Yani sana kalsın sabaha kadar konuşacağız yani burada. Hadi bay bay. Çok da gülüyor var ya. İnanamadım. E tabii şaşırır. Birden böyle bir şey duyunca. Süreyya. Ben buradan karımla dönmek istiyorum Bursa'ya. Orada sana böyle kocaman düğün yaparız sonra, ha? İstemem. Hiç öyle bir şey istemem. Beşe işleriniz Emin. Ah abicim sen medenenin ben yemedim mi? Ver. Benim topiğim. Bunu Faruk hemen yemen lazım. Ay ver. Anneciğim. Bu akşam ikimiz miyiz? Sen sofrayı ne zaman eksik oturduğumuzu gördün? Faruk abim olmadan yiyoruz ya uzun zamandır. O yüzden sordum. Sen bu konağın işleyişini öğrenemeyecek misin? Kendini azıcık sokaktan çek de konakta ne oluyor ne bitiyor bir bak. Sen de bir şeylerin peşinden koş. Ne dedim ki anne ben şimdi? Daha ağzından çıkan lafın ne olduğunu bile bilmiyorsun. Ne zaman büyüyeceksin oğlum sen? İyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Kusura bakma anne. İşler uzadı. Akşamlar. Bu aile her şeyden önemli.
işten, güçten, her şeyden önemli. Bu evin kuralları var. Bunlara uyulacak. Hele ben sağken bunlar aksatılmayacak. Verin yemekleri. Abinle konuştun mu? Konuştum. Neredeymiş? Söylemedi. Ne zaman konuştun? Hatırlamıyorum anne. Ya havadan sudan konuştuk. Sonra kapattık. Hepsi bu yani, bu kadar. Bütün mezeleri annem yapardı. Babam çalışanlarla serviste. Yani bayağı kocaman bir aileydik biz. Sen ne yapıyordun bu arada? Ben bu masaların arasında koşturuyordum. Bazen gece çok geç olurdu, eve gidemezdik. Bu sandalyeleri birleştirdi annem, böyle üstüne uyurdu. Vicdan azabıyla anlatırdı sonra. Ne yapsın? Çalışmak zorunda. O kadar neşelilerdi ki, o kadar güzel insanlardı ki, onların yanında mutsuz olmak imkansızdı. Bazen o kadar eksikliklerini hissediyorum ki. Ağla. Sıkma kendini, ağla. Bırak, aksın gözyaşları. Aksın. Benim annemle babam gittikten sonra arkamda kimse olmadı. Bundan sonra ben senin yanındayım. Ama ağlaman için, mutsuz olman için değil. Mutlu olman için. Süpermen. Burası benim evim. Sana bakınca, seni koklayınca, seni görünce bir şey hissediyordum ben. Adını koyamıyordum. Ama şimdi biliyorum. Burası benim evim. Dünyanın neresinde olursak olalım, sen benim yanımda olduğun sürece benim evim benim yanımda olacak. Bu evin tek sahibi sensin. Annenle çok iyi başlamadık ama sevginin açamayacağı bir kapı yok bence. Elimden gelen her şeyi yapacağım ben annenle iyi geçinmek için. Biliyorum. Sana güveniyorum. Beni hatırla ki. Yeah.
Bırakıp gitmeyeceksin değil mi? Hiç. Sana her baktığımda aynı adamı göreceğim ben değil mi? Nasıl biriyim şu adam? Aşık olduğun adam mı? Hı hı. Bana her baktığımda sanki bir daha aşık oluyormuş gibi olan biri. Yanında hiç korkmadığım biri. Çocuk olmaktan, hata yapmaktan hiç korkmadım bile. İşte öyle biri benim sevgilim. Söz ver. Söz ver. Beni hiç bırakıp gitmeyeceğine söz ver. Söz sevgilim. Söz.